Hannibal bu büyük engeller olan dağları o dönem şartlarında nasıl geçmeyi başardı? Aslında bu soru hala tartışmalı bir mevzu. Kısaca açmaya çalışalım, kanıtlar üzerine de konuşalım, gelişim üzerine de konuşalım. Şimdi Hannibal'in tamamen beklenmedik bir hamlesi bu. O kadar büyük ve donanımlı bir ordu ile sahil yoluyla İtalya'ya saldırmayı denemeyip Alpleri geçmeye çalışabileceği hiç kimsenin aklına hayaline gelmezdi o dönemde. Ama Scipion ordusu ile stratejik olarak problemli olabilecek bir cephede çarpışması da imkansızdı. Bu durumda aslına bakarsanız dağdan geçmesi bir mecburiyet konumuna geliyor. Aslında dünyanın en meşhur ve akıl almaz seferinin bir zorunluluktan kaynaklandığını düşünmek de değişik bir şey yani. Hannibal'i biz hani o Alpleri geçmesinin cesaretiyle biliriz, büyüklüğüyle biliriz ama aslında bir zorunluluk ve bir endişeden kaynaklanıyor. Alpler o dönemde Romalılar için doğal bir koruma, kuzey duvarı hüviyetinde ve fillerin de büyük bir kısmının Alpleri geçerken zayi olduğu düşünülür. Bu görüş yaygındır çünkü filleri savaşlarda nasıl kullandığı ile ilgili detaylı bir bilgimiz yok. Alpleri aşıp aşmadığı da aslına bakarsanız tartışmalıdır fakat çok önemli değil. Yani neticede Hannibal'in İtalya'daki zaferlerini gölgeleyebilecek bir şey değil yani. Bu sefer de aslında Alpleri geçmeyi de Polybius'tan gene ve Livius'tan biliyoruz. Onlardan biliyoruz. Geçmeye başladığı zaman bölgeyi iyi bilen ve onlara dostça davranan kabilelerin, yerel kabilelerin daha sonra pusu kurarak yukarıdan kayalar atarak saldırdığını görüyoruz Galyalı dağ kabilelerinin. Tırmanış boyunca da tacize uğruyorlar. Aslında daha sonra inişe geçtiklerinde daha rahat bir yolculuk yapıldığı söylense de arkadaşlar pek öyle değil. Yani çünkü Alplerin İtalyan tarafında da baktığınızda daha dik ve dar yollardan oluştuğunu görürüz. Sarp kayalıklar olduğunu anlatıyorlar. Dolayısıyla Polybius inişi anlatırken yolların tehlikesiyle tırmanış kadar inişte de bir o kadar asker ve fil kaybettiğini söylüyor. Livius mesela gene çok dar bir yola gelindiğini ve bir hafif piyadenin dahi zorla geçebileceği patikalara gelmek zorunda kaldığını, hayvanların sırtlarındaki yüklerle geçemeyeceğini anladığında yolunu değiştirdiğini, bu sefer daha kaygan ve çamurlu bir zemine saplandığını anlatıyor bize. Askerlerine bu dar yollardan geçmek için yol yaptırıyor. 3 gün boyunca yol yapıyorlar mesela ve filleri böylece karşıya geçirebildiğini söylüyor. Bu konuyla ilgili aslında burada Toronto'da bulunan bir profesör var. Kendisine ulaşmaya çaba harcadım. Bir görüşmek istedim Profesör Mahani. Ama ulaşmak mümkün olmadı. Okuldan artık emekli olmuş ve münzevi bir hayat yaşıyor anladığım kadarıyla. O bölgeleri ziyaret etmiş, bütün eserleri okumuş, yol haritalarını çizmiş. Yani dünyada tanınmış bir profesör kendisi. Eğer bir gün görüşürsem, o güzel notları alabilirsem, birkaç ince ayrıntı kitaplarında okumadığım şeyler görebilirsem size anlatmaya çalışırım, aktarmaya çalışırım. Belki videoda olur, bilmiyorum, görüşebilirsek. Bugün iki alternatif yol tavsiye ediliyor. Geçtiği yerlerle alakalı. Bunlarla ilgili en iyi alternatiflerden birisi de Profesör Mahaney'in. Hülasa zor bir yolculuk. Asker ve filler bitkin yolculuk bittiğinde de yani ama inat ediyor, hırs ediyor. Hayatta kalma dürtüsü de olmalı askerlerde. Onun desteğiyle bu sefer tamamlanmış. Tarihin altın sayfasına girmeyi hepsi beraberce başarmışlar. Ne mutlu onlara. 11. Alplerden inen Kartaca ordusu ile Romalılarla ilk büyük muharebesi başlamıştı. Trebia Muharebesi olarak da bilinen bu savaşta karşı tarafın her hareketini, her adımını ve her manevrasını tanıyıp savaş alanını bir oyun tahtası gibi kullanan Barca yaptığı karmaşık kombinasyonları Romalı komutanlar anlamamışlardı ve Romalıları yenilgiye sürükledi. Taktisyen bir komutan vurgusu yapabilir miyiz? Şimdi Hannibal tabii tarihin bildiği, tanıdığı en iyi komutanlardan bir tanesi. Hannibal'in 2. Pön Savaşı'nda ilk büyük zaferi Trebia Savaşı ve 3 büyük savaştan da ilki. Hannibal kesinlikle dehasını kullanmıştır. Hatırlarsanız Timur ve Beyazıt arasındaki savaşı anlatırken savaş zeminini bilmenin ne kadar önemli olduğuna değinmiştik. Burada da savaş alanını düşmanın meydana ulaşmasından önce iyi tahkik etmesiyle avantaj elde edecek bir hamle şansları yakalıyor. Şimdi tabii Hannibal'in o tarafa doğru geldiğini öğrenince Scipio orada zaten. Cornelius Scipio, Seneto Longus'u, en önemli komutanlarından biri Longus'u Sicilya'daki ordusuyla beraber Kuzey İtalya'ya götürmesi ve Scipio'nun ordusuna katılması yönünde emir veriyor. Ve işte bu dönem Hannibal'in hem yiyecek takviyesi yapmasını, hem ordusunu dinlendirmesini, hem de savaş alanını etüt etmesine fırsat veriyor. Bu savaşın sonucunu belirleyen diğer bir unsur orduların tecrübeleri.
Şimdi Hannibal'in uzun zamandır beraber olduğu, beraber savaştığı askerler var, bir ordusu var. İşte Numidya'dan gelen hafif piyadelerini, Galya'dan gelen ağır kılıçlı cesur piyadeleri var. İspanya'da oluşturulmuş müthiş yetenekli süvarileri var ve kalifiye bir ordu hükmünde olduklarını görüyoruz. Ama Roma ordusu kendi kurallarına göre yenilenmek durumunda durmadan ve savaş tecrübesi daha az olan bir orduyla Romalılar orada bulunuyor. Aslına bakarsanız kışkırtsa da saldıran taraf Roma olsa da savaşın ne zaman nerede olacağını belirleyen kişi Hannibal. Şimdi ilk önce Trebia nehrinin batısındaki geniş ovaya savaşmak istiyorlar. Çünkü orası işte savaş stratejileri noktasında Roma'nın en ideal savaş alanı. Hannibal bunu zaten biliyor, fark ediyor ve alanı gezerken orada bir ya bir çukur ya da ağaçların, otların çok büyük olduğu bir yerde 2000 adamını saklıyor. Bir menfez buluyor oraya ve süvarileri buraya saklıyor. Roma ordusunun tabii Sicilya'dan oraya ulaşması 40 gün gibi mucize bir süre aslına bakarsanız ama çok yorgunlar. Hannibal bunu bildiği için daha dinlenmelerine fırsat vermeden bir hamle yapıyor. Bir süvari birliği gönderiyor. Roma ordusu kışkırtılıyor. Longus ordusuna geleneksel tarzda, Roma tarzında yavaş ve düzenli bir şekilde ilerlemelerini emrediyor. Karşıya geçiyorlar. Karşıya geçtiklerinde çok kuvvetli olduklarını bildiği kanatlardan saldırmaya başlıyor. Tabii bu noktada devreye Roma'nın ortadaki güçlü kuvveti giriyor. Fakat arkadaki 2000 süvarinin bastırmasıyla o İskender'in meşhur çekiç ve örs taktiği farklı bir yöntemle uygulanmış oluyor. Buna rağmen Hannibal için kolay bir savaş olmamıştır. Yani galibiyeti de kaybetmek üzeredir. Hatta galip olması ciddi bir mağlubiyet yaşayacaktır. Ama teknik dehasını kullanarak yaptığı ilginç manevralarla Romalıları hakikaten şaşırtmıştır. Romalılar karşılarında ne kadar iyi bir komutan olduğunu görmüştür. Ama bu Roma için daha kötü bir geleceğin habercisi. Tabii kibrini bir tarafa bırakıp görebilene böyle. Çünkü Longus savaş sonrasında Roma'ya dönüyor ve Roma Senatosu'nu savaşın bir yenilgi değil, hava durumunun sebep olduğu geçici bir gerileme olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Savaş ve arkasından gelen kışla beraber Hannibal'in ordusuna özellikle fillerine çok ciddi zarar geldiğini biliyoruz biz. Ama Kuzey İtalya'daki Keltlerin çoğu Romalıların yenilebileceğini görmesiyle Hannibal'in ordusuna destek vermeye başlıyor ve önemli bir güç teşkil ediyor. Aynı zamanda soruda anlatıldığı gibi Hannibal'in savaş gücünü arttırmak için biz doğayı, etrafını ve istihbaratı çok iyi kullandığını ve bununla dehasını gösterdiğini söyleyebiliriz. 12. Trebia Muharebesi'nden sonra Galyalı ve Kelt topluluklarının önemli desteğini aldığını söyleyebilir miyiz? Tabii öncelikle burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Onu bir düzeltelim dilerseniz. Çünkü bu çok yanlış anlaşılan bir noktadır. Keltler ve Galyalılar aynı kişilerdir diye bir yaklaşım vardır. Kısmen doğru, kısmen yanlış. Yani doğru ve yanlış noktalarına eğilelim. Şimdi Keltleri biz biliyoruz. Orta Avrupa'daki asıl topraklarından Avrupa'nın diğer bölgelerine, işte Anadolu'ya gelmiş, Galatlar olmuş, Britanya'ya gitmiş, işte bugünkü İskoçların temelini oluşturan Keltler var. Ve bugün Britanya'da çok fazla konuşulan Kelt dili vardır aslında bakarsanız. Orta Avrupa dediğimizde de yaşadıkları bölge bugün Almanya, yani Fransa sınırından başlar Almanya'yı içine alır ve Macaristan'a kadar uzanan geniş bir alandır. Orayı düşünmek lazım. Keltlerin ortaya çıkışlarını aslında M.Ö. 800 civarı yani İskitlerle beraber aynı dönem görenler vardır ama M.Ö. 2000'e kadar götürenler de vardır. Onu da bilmek lazım. Yazılı kaynaklarda ilk defa adlarını M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru görüyoruz ve Marsilya civarında yaşayan kabileler için kullanılan bir isim. Birçok anlam teklif edilir yani Keltlikle ilgili olarak ama bana en keyifli geleni uzun adamlar yani benziyorlar. Galya ise bir bölgedir. Bugünkü Fransa'yı içine alır. Belki biraz da İtalya'nın kuzeyinden içine aldığını düşünelim. Hani nereden kafa karışıklığı oluyor? Sezar notlarında Galyalıların kendilerine Kelte dediklerinden bahseder. Doğal olarak Galya'da yaşayan insanlar da Keltler olarak anılmıştır bu yüzden. Ama bu bölgede Keltler dışında başka milletlerden insanlar da vardır, Germenler de vardır. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Aslında en iyi örnek kendimizden. Osmanlı topraklarında biliyorsunuz Türkiye diye biliniyordu o topraklar ve oradan gelen, Osmanlı toprağından gelen herkes Türk olarak tanımlanırdı.
İşte o bölgede bulunanlara da Kelt denilmeye başlanıyor. Keltlerin Germenlerden farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü dil grupları farklı. Bugün işte Galce olsun, efendim İrlanda'daki dil olsun ve Britanya'da yayılan Breton gibi diller var. Bunların büyük bir çoğunluğu Britanya'dır. Bunda bir tane istisna vardır. Breton. Evet, Breton Fransa'dadır arkadaşlar. Yani o dil dışında kalanlar genelde İngiltere'dedir. Yani Kelt dilleri. Roma ordusunda da Keltlerin olduğunu biliyoruz aslında. Trebia Savaşı sırasında da var. Bunlar ihanet ediyorlar Romalılara ve daha önce kendilerine çektirdiklerinin aslına bakarsanız bu ihaneti de Roma fazlasıyla hak etmiştir yani. Roma çünkü zalimdir arkadaşlar. Yönetmenin sadece güce dayalı olduğunu düşünür. Bunun tarihin her aşamasında görürüz yani. Bu tırnak içerisinde hain Keltler işte Kartaca birliklerine katılmak için gittiklerinde Hannibal onların kendi şehirlerine dönmelerini istiyor. Kartacalılar ile ittifak etmeleri için onları ikna etmesini istiyor. İşte Scipio bu ihanetin sonucu nasıl olur diye araştırınca daha önceki soruda anlattığım gibi Hannibal'in yaptığı hazırlıklara bölgedeki Keltlerin fazlasıyla yardım ettiğini görüyor. İşte savaşın kazanılmasında da Hannibal'in bu Keltlerle iyi geçinmesi ve yardımlarını alması da etkili olmuştur. Kendisine ihanet eden Keltleri bile affetmiştir hatta. Kendi Roma'nın yanında savaşmış olanları yanında tutmayı bilmiştir. Romalılar işte onlara yaptığı zulmü hatırlatıp aslında o şehirlere gönderdikleriyle iyi bir propaganda yapmış. Bölge halkının desteğini kazanmıştır. Bu da dehasının ayrı bir göstergesi. 13. Trasimene Göl'ün muharebesinde Hannibal Barca bu bölgeyi günün belirli saatlerinde sis çöktüğünü fark etmiş ve sisten faydalanarak askerlerini gizlemiş, başka bir noktaya tuzak kamp kurmuştu. Bu sayede çok geniş arazide geçen savaşta az can kaybıyla büyük bir galibiyet almıştı. Bunun gerçeklik payı nedir? Evet, savaşları biraz kısa anlatıyorum. Daha sonra değinirim. Bununla ilgili bir savaşlar serisi yapalım. O yüzden savaşları uzun uzun dinlemeyi seven arkadaşlardan özür diliyorum şimdiden. Ama onların mutlu olacağı bir yayın serisi gelecek. Biraz sabırlı olsunlar. Onlardan sabır rica ediyorum. Şimdi Trebia Savaşı yaşandıktan sonra Roma tehlikenin farkına varmaya başlıyor kısmen. Az önce dediğim gibi Longus'un bir geri çekilme olduğuna inandırdığı senato üyeleri de Roma'yı her zaman Roma'nın geleneksel olarak felsefesi olan eşeği sağlam kazığa bağlama meselesine gene de riayet ediyorlar. Bu sebeple senato iki önemli konsülden Roma ordularının başına geçmesini istiyor. Birisi bu savaşta kafası kesilerek öldürülecek olan Flaminius'tur. Diğeri de daha sonra Kanae'de kafasını kaybedecek olan Servilius'tur. Servilius doğuya gidiyor ve Adriyatik kıyısındaki bölgeyi tutup oradan geçmesini engellemek istiyor. Flaminius ise batıya, Roma'ya yürümesini engellemek için batıya ordusunu yerleştiriyor. Eğer aralarından geçmeye çalışırsa da iki ordu birleşip ezecekler Kartacalıları. Hannibal burada gene beklenmedik bir hamle yapıyor. Aynı Alpler meselesinde olduğu gibi zorlu bir yolu seçiyor ve bataklıkların arasından batı tarafından hareket etmeye başlıyor. Batıdaki Roma ordusunun da böylece güneyine inmiş oluyor. Yalnız bu yolculuğun bedeli vardır arkadaşlar. Enfeksiyon kapıyor gözü ve o tek gözünü kaybediyor. Bunun dışında bir de Kelt askerlerinin büyük bir bölümünü kaybedecek. Onlar da hastalanacaklar. Dolayısıyla Hannibal için aslında zor bir tercih olmuştur. Aslında Flaminius birazcık akıllı davransa savaşı kazanacak. Hannibal bu zorlu yolculuktan sonra çok yorulmuş ve rahatlıkla onu yenebilirdi Flaminius ama hırs her kendini büyük sanan küçük komutanın hatası olan hırsa düşmüş bir kere. Servilius'un gönderdiği birlikleri ve Hannibal'in saldırmasını beklemesini isteyen arkadaşlarına, danışmanlarına böyle yapmayacağını söylüyor. İlerlemeyi ve saldırmayı emrediyor ve Hannibal bu şekilde onu kendi savaşmak istediği bölgeye çekiyor. Trasimene Gölü şimdi yani onun kuzeyi biraz daha dar ağaçlı haritalarda görürsünüz. Tepe boyunca gece vakti kamp kuruyor oraya Hannibal. Bunun dışında akıllıca bir hareket daha yapıyor. Biraz daha ileride de ateşler yaktırıyor ve yapay bir kamp kuruyor. Orada olduğunu zannediyor Flaminius. Yani kamp kurulan bölgeden daha uzakta olduğuna inanıyor. Sabah Flaminius gene gururuna yenilmiş. Gözcüleri göndermiyor ve Romalılar Trasimene Gölü'nün açıklarından, yoğun sisin altından Hannibal'in ordusunun gizlenmiş olduğu tepelerin altından yürümeye başlıyorlar. Eğer tepeye yaslanmış büyük bir göl kenarında sabahlamışsanız ne de tasvir etmeye çalıştığımı çok iyi anlayacaksınız yani. O sis ne kadar yayılır onu bileceksiniz. Şimdi Roma ileri birlikleri Hannibal'in kuvvetlerinin ana gövdesine ulaştığı zaman, o noktaya vardığı zaman pusu kurmuş olan Hannibal'in ordusu Kartacalılar aşağıya doğru inmeye başlıyor.
Binlerce Romalı o ağır zırhların içerisinde, göl kenarında, çamurun da içine saplandıklarından hareketsiz kalıyorlar ve çareyi göle doğru kaçmakta buluyorlar. Tabii o kadar hızlı bir saldırıyla karşılaşınca da savaş düzenine bile geçemiyorlar. Daha sonra yani bütün oradaki orduyu imha ediyor. Hatta Servilius'un Flaminius'a takviye etmek için gönderdiği 4000 kişilik birliği de yolda yakalıyorlar ve onları da ele geçirince zaferlerini perçinlemiş oluyorlar. Bu savaş tarihin en güzel ve en büyük pususu olarak bilinir. Romalıların kayıpları burada 15 bin ölü, 15 bin de esirdir. Yani 30 bin askerlerini kaybetmiş. Hannibal sadece 1500 ya da 1400 askerini kaybetmiş. Buradaki kritik soru şu aslında. Bu kadar yakınken neden Roma'ya yürümedi? Bu önemli. Bu yıllardır sorulan bir sorudur. Bana göre cevabı basittir aslında. Çok akıllı bir komutan olduğu için Roma'ya yürümedi. Çünkü şehrin çok iyi savunulduğunu biliyor. Daha sonra da öğrenecek, yani görecek bunu. Daha sonra yapmak istediğinde de. Ordusu da meydanda savaşmak için ideal bir ordu ama uzun süreli bir kuşatmayı kaldırabilecek bir birikime sahip değil. Ve bunu başarabilecek bir birikime sahip değil ama bunu daha sonraki dönemde de anlattığımızda göreceğiz. 14. Trasimene Gölü Muharebesi'nden sonra Hannibal'in ilerleyişi Romalıların Vurkaç Savaşı'na girmesiyle yavaşlamış ve Hannibal bu gelişme karşısında Roma'yı kuşatmak yerine güneye inmeyi ve Latin şehirlerini isyana kışkırtmayı planlamıştır. Doğruluk payı nedir? Umut demek ki Hannibal'i hakikaten çok seviyor arkadaşlar. Bize de sorularıyla aslında konuları anlatıyor. Gördüğünüz gibi yani cevap vermesem, cevapla şu soruları okusam zaten mevzu anlaşılıyor. Ama biz biraz daha derine inmiş oluyoruz. Şimdi bazen tarih çok uzak geliyor insanlara ama tarih bizimle beraber yaşıyor. Biz de tarih olacağız birileri için. Tarihi bilmeyen insanlardan da entelektüel olmaz arkadaşlar. Yani geçmişini araştırmamış insanlar doğrunun ne olduğunu bilmez, bunun için de doğruyu yapamaz. Birkaç doğru yapsa da geçmiş bilmeyenler uzun soluklu olarak başarı elde edemez. Büyük komutanları hep saydık, sizinle konuştuk. Şu ana kadar kaç tanesini anlattık bilmiyorum rakamını ama hiç tarihe meraksız olan bir tanesini hatırlıyor musunuz? Yani doğru tarih eğitimi büyük insanlar yetiştirir. Nokta. Bu kadar. Umut'u da bu noktada takdir ediyorum. Tarihi bu kadar sevmesiyle. Gelelim savaş sonrası Hannibal'in ilerlemesine. Biz mevzumuza dönelim. Bu kadar felsefe yeter. Roma'ya gitmeme sebebini anlattım. Hannibal'in akıllı başka bir stratejisi de var. Bu savaşta ele geçen Latin esirleri de serbest bırakıyor. Bu adamlar da kendi şehirlerine dönüyorlar. Ve Hannibal'in ordusundan sitayişle bahsedince buna bağlı olarak bölge halkından aynı Keltlerden gördüğü gibi yardım görüyor. Şimdi Adriyatik kıyısına doğru yürüyüşte direnenler oluyor ama Galyalılar bunları kılıçtan geçirmekten çekinmiyorlar. Zaten acımasız adamlardır, bilinir. Burada bir anekdot var. O da Kartacalıların o kadar çok ganimet biriktirdiklerini anlatıyor. Hatta artık ganimet taşıyamadıklarından yağmadan vazgeçiyorlar. Yani bu da tarihte az görülen bir şeydir. Yenilgi haberi tabii Roma'ya bomba gibi düşüyor. Roma ne zaman kendisini çaresiz hissetse, ki bu en çaresiz hissettiği anlardan bir tanesidir, tüm yetkiyi Senato'dan alıp Fabius Maximus'a veriyorlar. Ve diktatör ilan ediyorlar onu, tek yönetici. Tabii Roma askeri olarak çok yıpranmış. Şimdi ordunun yeniden yapılandırılması lazım. Ve bunun için Fabius diyor ki gerilla savaşı başlatacağız. Bu taktik askeri savaş literatüründe Fabian taktiği olarak isimlendirilir. Hatta George Washington'ın iç savaşta, Amerikan iç savaşında bunu bolca kullandığını biliyoruz. Amerikan Fabian taktiği diye geçmiş artık. Bizim Fabius biraz batıl inançlara da sahip. Yaşlı ve tecrübeli bir konsol. Önce tanrıları kendi tarafına çekmeye çalışıyor ama tanrıları çektiğini düşünüyor. Askerlerle halkı kendi tarafına pek çekemiyor. Çünkü Romalılar bu savunma stratejisinden hiç memnun değiller. Hatta Fabius'u bununla ilgili suçlamak için ona hakaret olarak conctator diyorlar. Yani conctator geciktirici demek. Bugün bu adı birisine versen kavga çıkar. Hele bir de diktatöre versen ama adam ne yapmış? Yani memleketi onların başına yıkmamış. Neticede pek bir hoş sıfat değil geciktirici. Ama Romalılar da popülizmi seven bir toplumdur yani. Taktiklerini pek yeterli görmüyorlar. Onu dinlemiyorlar savaşa girmek istemeyince. Ve Fabius bunun üzerine diktatörlükten ayrılıyor, istifa ediyor. Düşünün bak, diktatörler istifa edebiliyor yani o dönem. O diktatör bizim diktatör, yani bizim anladığımız manadaki diktatör değildir. Yerine savaş tutkunu olan, agresif olmalarıyla tanınan iki tane konsol, Varro ve Paulus geliyor.
Onlar Senato tarafından seçiliyor. 88 bin kişilik bir ordunun katlinin kapısı da böylece açılmış oluyor aslında bakarsanız. Fabius'un kıymeti çok sonradan anlaşılmıştır. Bir dahi olarak anılması ve Hannibal ile savaşın taktiğinin temelini Fabian sistemi üzerine kurulması Roma'nın daha sonra gerçekleştireceği bir şeydir. Roma'nın bir üstün özelliği de budur. Hatasından dönmeyi bilir. Kızacak duysa İlber Hoca ama bakın bütün bu yapı, konsüller, diktatörler, hatadan dönmeler, acımasızlıklar size hangi yaşayan devleti hatırlattı? Evet, bence de öyle. Hadi bugünlük bununla ara verelim. Bakıyorum daha sorular çok. Herhalde bir videoda da geri kalanları cevaplarız. Gecenin yine ilerleyen saatleri geldi. Ama sizlerle olmak her zaman güzel arkadaşlar. Bir sonraki videoda Hannibal'in diğer bölümünde hepinizle görüşmek üzere. Esen kalın.